Halk ve ilişkilerde bir yanlışlık var. Bunu söylerim. Neden? Filistin İsrail mi belli, işi bellidir. Filistinli gerilla kalkar bombayı atar. Kaçar, nereye kaçar? Mahallesine kaçar. İsrail polisi girmek zorunda kalır. Böyledir. İstemese de girer. Şimdi burada da böyle bir şey. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Arada bir şey yok. Adam terörist olduğunu bildiğiniz adam pıt diye kimin içine kasaklanacak? Tabii çocukların ki çocukların arasına girecek canım. Yani bu yapamayacağını söylememek lazım. Boğaz 9 boğum. Bir şey daha var, yazdım burada. Şimdi hiçbir devlet bir meydanının işgal edilip orada bir kurtarılmış bölge yaratılıp gayet tabii canım. Bu kurtarılmış gayet bölge üzerinden canım. Kendisiyle pazarlık edilmesine tabii canım. Ayrıca tabii. Bunun bir zaaf haline getirilip bu zaafın dünyaya tabii. Pazarlanmasına izin veremez. Veremez ve vermemelidir. Dolayısıyla bu müdahaleler haklıdır. Gezi Parkı'na demiyorum bakın. Taksim Meydanı'na, heykele, AKM'ye. Bunun hiç kuşkusu yok. Bakın başka bir şey söylüyorum. İnce ayar, süreklilik diye bir şey vardır. İnce ayar, adanmışlık, süreklilik gibi. Baltayla çıkmak zorunda kalırsınız eğer bu işi baştan yapmıyorsanız. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu insanlar orada bir duyarlılık gelişiyorsa, bu duyarlılığın ne olduğunu, ne tarafa gidebileceğini kestirebilen adamlar lazım. De, hala lazım. Buna anlatmaya çalışıyorum. Ama siz ya tembelliğinizden ve de ya da yaptığınız işle çok meşgul olduğunuzdan gözünüz dünyayı görmüyorsa bu oluyor. Ve de ehil değilseniz bu oluyor. Ehliyet başka bir şey. Hani şey için söylemiyorum yani işte şu bakan ehildir bakın bu bakın böyle demiyorum ben. Ama koca bir devlet teşkilatı biz çoğu zaman çoktandır ehil insan getirmiyoruz. Sizi temin ederim. Benim bildiğimi yarısını bilen birileri orada olsa bu böyle olmazdı. Bir arka plan şöyle söyleyeyim bir doğrudan başbakana belki ya kime bağlı olacaksa bağlı bir kere bir sosyopsikolojik araştırmalar ünitelerinin kurulmuş olması lazım. Ha, üniversitelerde var bir işe yaramaz neden? Çünkü emir komuta zinciri esnada işte öyle değil. Öyle değil. Psikolojik harbi becerebilecek türden ünitelerin kurulması lazım. Bunu görüyor muyuz? Bunu görmüyoruz. Çok mu geç kaldık? İnşallah hayır. Ama mutlaka yapılması lazım. Benim bütün umduğum şu rezaletten bir şey çıkarmamız. Artık bir ders almamız. Halk ve ilişkiler diye bir şey var. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. Lobicilik diye bir şey var. Gidin bir an Amerika'ya. Nasıl Yahudiler onca azgın Hristiyan arasında yaşayabildiler bunca sene ABD'de. Nasıl oldu bu kadar güçlendiler? Bakın 60'lı yıllarda ben orada öğrenciyken daha New York'ta Yahudi soyadlı insanları bankalara almazlar idi. Şimdi değişmeye bakın nasıl ama bir teşkilat iki teşkilat. Almıyorlar. Tabii ama oradaki şeye bakın rica ederim adanmışlığa bakın ciddiyete bakın. Sürekliliğe bakın. Şunu söylemek istiyorum. Lobiler yapılır. Lobi her türlü işler. Türkiye'de de işler. Başka yerde de işler. Efendim lobinin karşısına ne koyarsınız? Lobi yapmadığınız zaman şu az önceki arkadaş gibi kimse ülti şey veriyor. 70'lerden kalma bir ses tonuyla ultimatom dayatıyor. Biz bunu biliriz. Ayol bu sinemaya gidemezdik. Sinemaya gider oturursanız ışıklar yanar birdenbire çıkar. Parkalı arkadaş sarkıtmış bıyıklarını aşağıya. Onu dinleyelim mi istiyorsanız? Tıt 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 tıt. Halkın önünde canım sanki başka bir yerde konuşuyor. Yani bütün Türkiye'ye ayar veriyor. Bir izleyelim. Hazır o platformun sesi. Eskiden Yeniçeriler Sarayı'nın önüne gelip. Ben bu filmi çok gördüm canım. Hazır mı? Ben bu filmi çok gördüm. Selam Tepkin'in içeriğinin başta 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısına ilişkin itirazların, ülkemize ve bölgemize ilişkin savaş siyasetine karşı duruşun ve barış talebinin. Evet, nasıl buluyorsunuz? Bu onu söylüyorum size yani 70-80 döneminde işte becerebilirsiniz. Taksim'den binin bir otobüse de Şişli'ye gelin. İki defa birisi çıkar benzer bir ses tonuyla
olmayacaktır, yapılmayacaktır, dert tat tat ve bitirir. Soldan olur, sağdan olur. Bu gene aynı tavır. Şimdi sertliğe bakın. Peki, diyelim ki bu haddini bilmez birisi. Şimdi o yüzden çok... Ama o çocukları da temsil etmiyor zaten bu. Canım tabii etmez. Onu söylüyorum. Bunlar hiçbir zaman çocuklar etmediler. Çocuklar bunu tanımıyorlar bile kim? Tabii tanımaz. Ama siz oraya bir kümes yapıyorsanız... Kümese tilkinin geleceğini hesap etmeniz lazım. Bir çok... yerde kümes olmasın ille tilki gelir. Çok güzel benzetme. Şimdi tilki geldi vallahi bilmiyordum böyle şey olmaz. Bunu bileceksiniz. Bir ikinci şey... Ve tilki o kadar hazırlıklı gelmiş ki... Üçüncü köprü yapılmasın, havalimanı yapılmasın... Kanal İstanbul açılmasın. Niye? Onu söylüyorum. O zaman onu... Ya o tilkiyi niye hesap edemiyorsunun hesabı sorulmak zorundadır. O tilki hesap edilmelidir. Şimdi bir bu taraf var işin. İkincisi der böyle bir çocukcağız şey veriyor. Şimdi ya ne kadar zor başbakan olmak yani. Ama gelin görün bizde de bir gelenek var. Edebali geleneği var. Gelenek derken bir edebali nasihatı var. Ey oğlum sen beysin. Bundan sonra bütün kepazelik bize, efendilik sana. Zaten efendilik olmasa Alev Hanım, %50 ile seçilmiş başbakan eline kağıt alıp yakası bağır açık çıkmış bu adamı çekmek zorunda kalır mı? O efendilikten i̇şte, çekiyoruz zaten. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu tür ve bizimki gibi çocuksu toplumlarda bir de bu beklenir. Şimdi siz haddinizi hiç bilmeyeceksiniz. Karşı taraf şey olacak, efendi olacak, büyüyecek falan filan. Ha bir de eğer Sayın Başbakan gibi 3 tane kelimeyi amacını aşan kelime kullandıysa, ki kullandı. Durup dururken tilkilere yen bu da. Niye? Tilkiler kümese geldi diyorsun. Yani gayet tabii tilkiler kümese. Peki bir reklama gidelim o zaman. Tamam. Çok kısa bir reklam arası sevgili seyirciler. Bu arada ben sizle de konuştuk. Ailelere bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen çocuklarınızı Taksim'den çekebiliyorsanız çekin. Tabii. Artık orada bir eylem yok. Bir provokasyon var. Bir terör saldırısı var polise karşı yapılan. Ateşler yakılıyor. Lütfen çocuklarınızı çekebiliyorsanız çekin. Yarın Başbakan saat 16'da Taksim'deki 15 kişiyi, oradakileri temsil ettiği düşünen 15 kişiyi kabul edecek. Ama onun haricinde çocuklarınız bunların arasında kalmasın. Çünkü bu artık bir eylem değil, bir demokratik akarama değil. Bir terörist faaliyete dönüştü. Aileler yarın sabah üzülmemek için bu gece çocuklarınızı lütfen oradan çekin.